Hemşehrilerimiz için, onları da ikramlarımız için davet ediyoruz. Ankara Keçi Öğrendi 24 Eylül Pazar günü Çorumlular İş Adamları Birliği açılışında konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Keçi Öğren'le ilgili de açıklamalarda bulundu. Keçi Öğrendi Türkiye'nin en yüksek kulesi olması hedefiyle 2003'te temeli atılan Cumhuriyet Kulesi konusunda konuşan Gökçek, 6 yıldır atıl bekleyen kulenin artık atıl olmaktan kurtulmasını dile getirerek bazı planları olduğunu söyledi. Burada bakarken şu karşıda bir kule var, biliyorsunuz değil mi? Bak hepiniz de oraya baktınız. Bir kule, böyle atıl kalan bir kule. Zamanında o günün parasıyla 20 trilyon sarf edildi, böyle atıl kaldı. Zamanında 20 milyon liraya mal olan kulenin atıl olmaktan kurtarılması için düşündükleri planları açıklayan Gökçek, Ramazan aylarında iftar vaktinde kulenin tepesinde top atışına ithafen havai fişek atmayı düşündüklerini söyledi. Üstüne çıkacağım, nasip olursa. Diyorum ki, aklıma şöyle bir şey geldi. Bir adet başlatsak Ankara'da. Nedir o adet? Ramazan'da biliyorsunuz top atarlardı eskiden. Ben de Ramazan'da tam onun tepesinden, hani şu havai fişek var ya, top gibi şöyle en tepede güm deyip patlıyor. Tam şey saatinde, iftar saatinde patlatalım, bütün Ankara'dan gözüksün. Güzel bir adet başlasın diyorum. Ne dersiniz? Uygun olur mu? Vallahi herkes alkışladı. Aynı zamanda 2019 seçimlerinin sonuçlarını da buradan atılacak havai fişeklerle kutlamayı planladıklarını vurgulayan Gökçek, orijinal ve enteresan fikirlerin sahibi olmayı sürdüreceğini ifade etti. Ben de zaten böyle orijinal, enteresan fikirler ara sıra çıkıyor. Bakalım nasip olursa bir gidelim, gezelim. Şimdi Keçiören Belediye Başkanı'nı da alacağım. Bakalım çıkacak mıyız beraber? Ondan sonra bir karar verelim ve inşallah burayı da böyle yarım bırakmayalım. 2019 seçimlerine girerken İnşallah 2019 seçimlerini, hem belediye seçimlerini, hem de nasip olursa Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini, oradan atmış olduğumuz havai fişeklerle de kutlamayı Cenab-ı Allah bize nasip eder diyorum.